Let's go! Neler olduğunu biliyor musunuz? Deprem! Hazır mısın? Gidelim! Aman tanrım, her yer şiddetle sallanıyor. Olamaz! Çabuk olun, deprem için hazırlanmalıyız. Bakalım kurt ailesi nasıl hazırlanacak? Durun! Nedenmiş o? Baba, neden tüm bunları yapmak zorundayız? Zemin biraz sallanıyor. Hadi! Hadi, hadi! Depremin dehşetini gördünüz mü? Neden kendimizi depreme karşı hazırlamamız gerektiğini anladınız mı? Bak! Koş! Olamaz! Eğer dikkatli olmazsak depremden kaçarken tamamen kapana kısılabiliriz. Babacığım! Koş! Deprem çok korkunç baba. Neyse ki hepimiz güvendeyiz. Wolfo! Wolfo? Wolfo, lütfen ailemizi terk etme. Wolfo! Özür dilerim. Bekle. Ah canım. Buraya gel. Yani Wolfo ailesini terk mi ediyor? Lucy, hadi yemek yiyelim. Lucy neden Wolfo'ya bu kadar kızgın görünüyor? Lütfen. Bugün yanlışlıkla az yemek pişirdim. İşte benimkinde nal Wolfo. Sağ ol. Özür dilerim. Ah canım. Sanırım Wolfo'nun battaniyesi bu gece kurumayacak. Bak. Wolfo! Merhaba anne bu. Wolfo, bizi terk edeceksin değil mi? Öyle mi? Sorun ne Lucy? Lucy'nin videoyu gördü ve Wolfo'nun aileyi terk ettiğini düşündüğü ortaya çıktı. Lucy! Alo? Tamam. Olamaz. Zavallı aileyi oynayan figüranlar zamanında yetişemeyecek. Olamaz. Merhaba. Merhaba. Onlardan isteyelim mi? Evet. Seni yanlış anladığım için çok üzgünüm. Tamam. Aslında filmin sonunda
Yine de anne ve babama geri döndüm. Anne! Baba! Wolfo! Çocuklar, aile her zaman en iyi şeydir, değil mi? Dokunma! Uzaylı yolda. Onu bekleyelim. Böylece birlikte gideriz. Çocuklar, burada kalıp dönmemi bekleyin. Evet. Bugün çocuklar müze ziyaretine götürüldü. Çok havalı. Hey, bu şekilde keyfi olarak dokunmayın. Pando. Olamaz. Çocuklar, müzedekilere dokunmayın. Bu sorun olur. Ama biz daha yakından bakmak istiyoruz. Hayır. Olamaz. Ah, hayır. Bunu düzeltmeliyiz. Çok tehlikeli. Şimdi ne olacak? Araçlarına keyfi olarak dokunmalarının korkunç sonuçları olduğunu gördünüz, değil mi? Bu doğru. Müzeye giderseniz herkes gibi buradaki eserleri korumak için talimatlara uymalısınız. Evet. Ah, ne oldu? Lucy'nin doğum günü mahvoldu. Lucy bu yılki doğum günü için hem Emmy'yi hem de Kasper'i davet etti. Doğum günü dileklerin hazır mı? Mumları üflediğinde dileğin gerçekleşir. Aman tanrım, Lucy, Nancy'nin mumlarını söndürdü mü?
Ve Nancy hala çok üzgün. Hadi parti başlasın. Nancy her şeye rağmen bir şeyler yapacak. Mutlu yıllar! Doğum günün kutlu olsun, dilek tut. Olamaz. Lucy'nin doğum günü mahvolacak. Başkalarının eşyasına izin almadan dokunmamalısın. Özür dilerim, dileğimi geri almak istedim. Bu yavru köpek balığı Wolfo mu? Yarın Wolfo ve arkadaşları için okulun ilk günü. Hepsi çok heyecanlı görünüyor. Bu pandonun okuldaki ilk gününe katılması için uygun bence. Yaşasın! Peki Wolfo hangi kıyafeti giyecek? Çok sıradan. Herkesin dikkatini çekmek için farklı bir şey giymeliyim. Wolfo'nun kendi tasarladığı kıyafeti dört gözle bekleniyor. Hadi okula gidelim Wolfo. Tamam anne. Neden palto giyiyorsun? Bugün hava sıcak. Sadece biraz üşüdüm. Merak etme anne. Küçük kurbağa, küçük kurbağa kuyruğu nerede? Hey çocuklar. Çocuklar oturun. Onu kızdırmayın çocuklar. Herkesin kendi tarzı var. Buna saygı duymalıyız. Evet. Ancak Wolfo, bu ders çalışmak için uygun olmaz. Okulda uygun kıyafetler giymeliyiz. Yanlış kıyafetler giyersen başın belaya girer. Olamaz. Vay, öğretmen Kit en sevdiği kıyafeti giymek için bir gün düzenledi. Herkes çok mutlu. Bale öğretmeni.
Bale ile işten sonra rahatlayabiliriz. Programımda bale yapmayı denemek istiyorum. Size öğreteyim. Bakalım Wolf'a öğretmen baleyi nasıl öğretiyor? Wolf'u! Anneler nasıl bale yapılacağını öğrenmek için heyecanlı görünüyor. Bize adım adım göster. Tamam. 5, 6, 7. Aman tanrım, bale öğrenmek kolay değil. Hayır, bekle bir dakika. Bu doğru anne. Tekrar deneyelim. Bugünlük bu kadar yeter. Ben bile yapabilirim. Hayır, bunu yapana kadar kalmalısın. Wolf'u, bu kadar aceleci olma. Herhangi bir şeyi uygulamak zaman alır. Anladım. Özür dilerim. Bir dahaki sefere tekrar yapalım. Unutmayın, her şeyde çok aceleci olmayın. Dikkat et, Wolf'u. Deniz canlılarına dikkat edin. Buraya ilk kez geliyorum. Herkes bu gezi için çok heyecanlı görünüyor. Kaleme göz atın. Ah, yengeç Wolf'un kumdan kalesini mahvetti. Yapma! Sana zarar verir. Bu çok güzel tatlım. Daha fazla kabuk toplayalım. İşte bir deniz kestanesi çocuklar. Vay, Wolf'u deniz kestanesinin eğlence için kullanılabileceğini düşünüyor. Hey, dur! Ne yapıyorsun? Deniz canlılarına bulaşmayın. Gördünüz mü? Deniz kestaneleri bize zarar verebilir. Evet, bir daha yapmayacağım. Onlara dokunamam ama fotoğrafını çekebilirim, değil mi? Deniz canlılarına karşı her zaman dikkatli olun.
Bebek gününe karşı bebek gecesi. Gündüz uyanık kalmalı, gece uyumalıyız. İyi geceler tatlım. Ah, ne oluyor? Ah, pandolların ağladığı ortaya çıktı. Gece tanrısının işi. Uyuması gerekirdi. Ah hayır. Pandolar Pando'nun uyumasını imkansız hale getiriyor. Güzel, güzel. Bakalım Pando ne yapacak? Belki de gece tanrısı yüzünden uyuyamadı. Ama gündüz oynayıp öğrenmeliyiz. Aman tanrım, Pando ve Pandolların gündüz tanrısı şimdi ne yapacaklar? Ne yapıyorsun? Tanrı'nın pandoları uyandırması için yardım. Geceleri uyuması gerek. Bebeklerin uyku düzeni bizden farklıdır. Genellikle gün içinde uzun uyku yerine kısa uyurlar. Üzgünüm pandolar. Volfo en kötü fotoğrafçı. Alo? Pekala. Dışarı çıkmam lazım. Bir süreliğine dükkanla ilgilenir misin? Vay, Volfo çok heyecanlı ve fotoğraf dükkanındaki her şeyi keşfetmek istiyor. Bay Zebra'nın fotoğraf çekmesine yardım edeyim. Çok kolay. Fotoğrafçılık dünyanın en kolay işi. Merhaba. Bay Zebra burada değil. Bugün onun işini yapacağım. Volfo bu işi iyi yapabilir mi? İnan bana. Hayalet gibi görünüyor. Ya! Bu hoşuma gitmedi. Oh.
Volvo çok fotoğraf çekiyor ama hiç iyi fotoğrafı yok. Sorun nedir? Çektiği fotoğraflar berbat. Kolay olacağını düşündüm. Sana göstereyim. Aman tanrım, sinek Bay Zebra'nın konsantrasyonunu azaltıyor. Ama profesyonellikle Bay Zebra hala güzel fotoğraflar çekebiliyor. Hadi bakalım. Evet. Hiçbir şey kolay değildir. Örneğin ben çok uzun zamandır fotoğrafçılık yapıyorum. Ben hallederim. Ve nasıl kullanacağını bilmiyorsan kamerama dokunmamalısın. Hayır! Volvo'nun görünmez arabası. Çok havalı. Bunlar büyük anne ve büyük babanın hediyeleri. Teşekkürler. Yaşasın. Şişirecek bir şeyimiz yok. Deneyebilir miyim? Dur Lucy! Olamaz! Böyle hızlı sürme! Lucy çok heyecanlı! Tanrım, Lucy yine dikkatsizce araba kullanıyor. Yoluna odaklan lütfen. Özür dilerim. Böyle araba sürmesine izin veremem. Pekala, Volvo ne yapacak? Vay, Volvo ve araba çok akıllıca kamufle edilmiş durumda. Yani Volvo'nun Lucy'nin onunla oynamasına izin vermeye niyeti yok mu? Ama büyük anne ve büyük baba onu Lucy'ye de verdi. Lucy, ne yapıyorsun? Volvo'yu arıyorum. Yakında geri dönecek. Lucy araba kullanmayı bilmiyor. Bu yüzden arabamı saklamak zorundayım. Hayır, Volvo, ona öğretmelisin. Arabanı böyle saklamak iyi değil. Özür dilerim. Lucy için lazımlık yok. Aman tanrım, Lucy tuvalete gitti ama sifonu çekmeyi unuttu. Hmm.
Ah Lucy, banyo oyun oynanacak bir yer değil. Lucy tuvaleti temiz tutmamaya devam ediyor. Güzel ve temiz bir tuvaletten kirli bir tuvalete dönüştü. Lucy bir daha buraya gelemez. Lucy bununla nasıl başa çıkacak? Tuvaleti düzenli ve temiz tutmayı unutmayın. Tamam. Şimdi hatanı telafi et. Sağlıklı olabilmemiz için çevrenin temiz olması gerekli çocuklar. Süper güçlü Wolfo. Wolfo çok havalı. Vay, Buffo daha da havalı. Benim dengim değilsin. Aha, Wolfo Buffo'ya nasıl yenilebilir? Teşekkürler uzaylı. Şimdi senden daha güçlüyüm. Hadi, hadi. Vay, Wolfo Buffo'dan iki kat daha fazla su taşıyor. Aman tanrım, Wolfo ve Buffo herkesi rahatsız edip duruyor. Yapamayacağım, hiçbir şey yok.
Çekmen için sana meydan okuyorum. Uçak çok ağır Volfo. Uzaylının süper çıkartması sayesinde Volfo süper güçlü oldu. Ama yanlışlıkla işleri karıştırdı. Herkesten özür dilerim. Toplum içinde ortalıkta dolaşmamalısınız. Çünkü bu diğer insanları etkileyebilir. O yaptı ama ona meydan okudum. Çocuklar, toplum içinde ortalıkta dolaşmamaya dikkat edin. Neler oluyor Lucy? Lucy'nin aşk iksiri. Bana biraz üzüm getir. Görünüşe göre Lucy de Buffo gibi VIP odasında servis edilmek istiyor. Lucy! Hey! Kolu yaralı olan benim. Bu hiç hoş değil Lucy. Aman tanrım, Lucy'nin böyle davranması hiç iyi değil. Kimse benimle ilgilenmek istemiyor. Herkes tüm dikkatini bana verebilir mi acaba? Bunu onların üzerine püskür, tek gördükleri sen ol. Sağ ol. Baksanıza, Lucy'nin kullandığı koku herkesi cezbediyor. Olamaz! Lucy! Lucy bununla nasıl başa çıkacak? Davranılmak istedim. Hepimiz seni önemsiyoruz. Ancak her konuda yardımcı olamayız. Ah, okulda neden bu kadar çok zombi var?
Zombi okulu. Vay, bu oyun çok iyi. Wolf'u oynamaktan asla sıkılmaz. Oyun bitti. Bu seviyeyi asla geçemezsin. Oynamayı bırak ve zombi partimizi dekore et. Seni yenene kadar bekle. Ah, Wolf çok kararlı. Tembellik etme, dolaplar süslenmemiş. Hey, dekorasyon yapılırken Wolf o video oyunları oynamak için dolaba mı saklanmış? Bekleyip görelim. Wolf'a bir ders vermek için arkadaşlarının planı ne? Wolf az önce uyuduktan sonra uyandığında herkesin zombiye dönüştüğüne ikna oldu. Bayan Cat, onlara bir şey oldu. Aman tanrım, başka ne olabilir? Herkes zombiye dönüştü. Hepsiyle tek başıma başa çıkamam. Wolf ne yapmalı? Wolf o zombileri yenebilecek mi? Hayır! İmkanı yok. Artık Wolf'un hiç müttefiği kalmadı. Bu bir rüya. Rüya. Çok oyun oynadım. O zaman ayağa kalk ve bize yardım et. Sadece şakaydı. Özür dilerim. Size yardım edeceğim. Arkadaşlarım, her zaman kendi arkadaşlarınıza yardımcı olun. Aa, ne oldu öyle? Bir oda dolusu top yapalım. Özür dileriz. Topları nereye götürüyorsun? Parkta yeni bir tür top var. Bu yüzden bu eskileri yok edeceğim. Onları bize verebilir misin? Lütfen. Evet. Hey Wolf'u. Gel benimle oyna. Vay, artık Wolf'u ve Pando evde top oynayabilir. Olamaz. Olamaz. Özür dileriz. Olamaz. Baba, iyi misin? Ah, Wolf ve Pando nerede oynayacak? Hey.
Neden bu kadar üzgünsün? Yeraltı top harika bir fikir olurdu. Çok havalı. Yaşasın. Artık başkalarını rahatsız etme endişesi olmadan özgürce oynayabilirler. Yakaladım. 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 Olamaz. Lucy, Wolf'a zarar verme. Lucy, biz sadece oynuyoruz. Özür dilerim. Sizinle oynayabilir miyim? Evet. Wolf, çok fazla içecek içme. Çok havalı. Çok fazla asitli içecek sağlığın için iyi değildir. Sadece bir bardak. Harika. Hey, biraz daha iç. Her şey yoluna girecek. Hayır. Lütfen. Lütfen. Hayır. Beni bekle. Dur. Dur. O kokolanın cazibesinin üstesinden gelebilecek mi? Yaşasın. Aman tanrım, Wolf'u baba kurdu dinlemedi. Güzel değil mi? İçmeye devam et. Evet. Wolf'u içmeyi bırak. Hey. Sana çok asitli içecek içmenin ne kadar zararlı olduğunu anlatayım. Bak şimdi. Çok fazla gazlı içecek içmek tehlikelidir. Anladım. Bir daha asla içmeyeceğim. Yine de içebilirsin ama çok fazla içmemen gerektiğini unutma. Yaşasın. Çocuklar, sağlığınızı korumak için daha az asitli içecek içmeye çalışın. Lucy! Lucy, hastaymış gibi davranma. Yarın okuldaki ilk günüm. Bu seti kullanacağım. Evet. Wolf'u! Önce ödevimi bitireyim. Sonra bakarım. Wolf'u çok iyi bir öğrenci. Lucy! Durun!
Lucy Wolfo gibi onun da ev ödevi yapması gerektiğini hayal ediyor. Nancy, bana yardım et. Okula gitmek istemiyorum. Nancy ne yapacak? Lucy! Sorun ne Lucy? Başım ağrıyor. Lucy! Lucy çok hasta ve okula gidemiyor. O kivi suyu. Tamam. Anneme hasta olduğunu söyleyeyim. Okula gitmeyeceğini de. Evet, evet. Lucy! Lucy! Nancy'nin Lucy'ye okuldan kaçmak için hasta numarası yapmasına yardım ettiği ortaya çıktı. Lucy! Hasta numarası yaptığım için üzgünüm. Sadece okula gitmek istemedim. Okula gitmek sadece ders çalışmak değil. Başka birçok ilginç aktivite de var. Evet, evet. Aman tanrım, ne oluyor? Merhaba. Bakın, çirkin kıyafetlerden muhteşem kıyafetlere. Zengine karşı fakir yıl dönümü elbisesi. Eşyaların hepsi Bay Zebra'nın mağazasındaki en yeniler. Buraya gelin. Wolfo'nun ebeveyn yıl dönümü için ne gibi fikirleri var? Bu ürünlerin hepsi satıldı. Merak etme, bunları kendimiz yaparız. Bakalım iki kardeş pastayı nasıl süsleyecek? Lucy, Lucy! Tadam! Bitti! Harika! Çocuklar, çocuklar! Çocuklar, annem dedi ki... Görünüşe göre Wolfo ve Lucy ellerinden geleni yapmışlar. Ama gelinlik beklentileri karşılayamamış. Lucy, iyi misin? Olamaz! Annem yıl dönümü için gelinlik yapmak istiyor. Takip edin. Anne, anne. Merhaba bayan Van. Vay canına. Çok güzel. Seninle birlikte yapabilir miyiz? Evet. Evet, iki kardeş ve Pando ailesi özel bir yıl dönümü partisi hazırladı.
Yaşasın! Wow! Teşekkürler çocuklar. Wow. Hey, Jenny bunu çalamaz. Bu babamın yeni icadı. Wow. Neyse ki Jenny neredeyse yaralanıyordu. Bebek etraftayken futbolla oynama. Daha dikkatli oynayacağız. Hayır, top Jenny'ye isabet etmese de eşyalara çarpabilir ve kırabilir. Hallederiz. Hadi oyuncak evi yarışması yapalım. Bakalım kimin evini sevecek. Evet, evet. Her iki ev de çok güzel. Jenny hangisini seçeceğini bilemiyor. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi. Hey, Jenny neden şeker yemiyor? Jenny'yi şekerler rahatsız edebilir. Evet. Sana. Bugünkü bölümden sonra bebekle nasıl güvenli bir şekilde oynayacağımızı biliyoruz, değil mi?